Efendim, sosyal demokrat belediyelerin özellikle yaptıkları çalışmalar son dönemde dikkat çekiyor. Onların geçtiğimiz yıl düzenlediği yeni hizmet anlayışına ilişkin fuarı çok önemli bir fuar olmuştu. Birbirinden ilginç yeni buluşlar o fuarda gözlemlemiştik. Son dönemde öne çıkan belediyelerden biri de Avcılar Belediyesi. Avcılar Belediyesi bir yandan halkçı belediyecilikle ilgili sosyal çalışmalara ağırlık verirken diğer yandan da yeni buluşlar, yeni anlayışlara ağırlık veriyor. Bunları hayata geçirmeye çalışıyor. Çok değişik hizmet anlayışını ortaya koymaya çalışıyor. Çünkü şiarında önce insan var. Önce insan diye bakınca yeni şeyler bulmakta mümkün oluyor. Şimdi size Avcılar Belediyesi'nin yeni geliştirdiği, belki bütün Türkiye'ye de örnek olması gereken bir yeni buluşu anlatacağız. Bildiğiniz gibi belediyelerin parklarında çok sayıda banklar var. İşte bu banklar bazen bankaların yaptığı banklar oluyor. Bazen belediyelerin yaptığı banklar oluyor. Rengarenk banklar iyi, güzel. Ama bu bankların farklılaştırılmış halini Avcılar ortaya koydu. Avcılar da bank yerine bu gördüğünüz sistem uygulanıyor. Buna sistem diyoruz. Lale diyorlar buna Avcılar Belediyesi yetkilileri. Lale sistemi parklardaki bank sistemini buna dönüştürmüş vaziyette. Gördüğünüz gibi bir bankta 3 kişi oturabiliyor. 3 tane ayrı lale konmuş vaziyette. Peki niye bu yapılmış? Neden böyle bir uygulamaya geçilmiş? Bu çok önemli. Neden böyle bir uygulamaya geçildiğine ilişkin çok önemli mesajlar var. Biraz sonra sevgili belediye başkanımız buna ilişkin ayrıntıları sizlere aktaracak, anlatacak ama öncelikle ben size bu bankların özelliklerini göstermek isterim. Banklar bir defa tek kişilik. Gördüğünüz gibi tek kişi oturabiliyor ve istediğiniz yöne dönüştürülebiliyor. İstediğiniz yöne dönüştürebiliyorsunuz. İstediğiniz yere dönüştürebiliyorsunuz ve bir bank diğerine bakmadan oturabiliyor. Böyle bir özelliği var. Bu özellik dolayısıyla yeni bir sistem, yeni bir buluş, yeni bir icat diye değerlendirmek mümkün bu sistemi. Biraz sonra sevgili belediye başkanımız Hamdan Toprak Benli ile bu sistemin bütün ayrıntılarını sizlere aktaracağız, anlatacağız. Bu bir yeni buluş. Başka belediyelerde de uygulanabilecek bir buluş. Neden böyle bir şeye başvuruldu? Neden böyle bir uygulama yapıldı? Bütün bunların ayrıntılarını sevgili başkan sizlere aktaracak. Ama bu yeni bir buluş, yeni bir icat olduğu konusunda anladığım kadarıyla hemfikiriz. Çünkü ben bu uygulamayla çok önemli bir sosyal yaranın ortadan kaldırıldığını düşünüyorum. Bu anlayışı biraz sonra sevgili başkan da sizlere aktaracak. Peki bu söylediğimiz, bahsettiğimiz, biraz sonra da başkanın anlatacağı uygulamaya, yani bank uygulamasının değiştirilmiş haline Avcılar insanı nasıl bakıyor? Onlar nasıl değerlendiriyor? İki arkadaşımız şu anda oturuyorlar. Onları rahatsız edelim. Öncelikle sizi tanıyalım. Ertan ismim. Evet, Ertan Avcılar'da oturuyor. Bu banklarda da oturuyorsun herhalde yeni sistemde. Evet, ya çok güzel oldu aslında. Hani önceden böyle tek bank dedi. Böyle mesela hani bir bankta bir kişi oturmak zorunda kalıyordu. Mesela bir bayan tek başına mesela oturuyordu. Hani bir bank, bir koskocaman bir bankı tek başına kullanıyordu. Veya bir erkek. Hani böyle sıkıntı oluyordu ya. Mesela hani insanlar hani onun yanına gitmeye üşeniyordu mesela. Hani böyle çekiniyordu aslında. Ya böyle olması çok iyi oldu. Her yerde var mı bu banklar? Ya şu an tabii günümüzde görüyoruz yani. Mesela her parkta mesela ben şu an görebiliyorum. Ya çok iyi bir şey olmuş yani. Efendim biraz önce ifade ettiğimiz gibi gerçekten bu yeni buluşu, yeni icadı sevgili başkanımız aktaracak, anlatacak dedi. Biraz önce sizlere gösterdik. Bir de o göstersin. Bir de o anlatsın. Başkanım bu nedir? Nereden çıktı? Nereden aklınıza geldi? Şimdi kadının çok daha fazla sokakta ve sosyal yaşamda kalmasını istiyoruz. Biz dezavantajlı bütün gruplar hayatın içinde olmalı. Kadınların özellikle yaşam alanlarında çok daha fazla vakit geçirmesini istiyorduk. Bu tam da öyle olan bir şey. İstanbul'un simgesi lale. Laleleri bir ay ekilir, bir ay sonra hiçbir şey kalmaz.
Ama biz kadınlar bir de ekonomiye çok düşkünüzdür. Siz de bu konuyu çok iyi bilirsiniz. Biz öyle bir aylık lalelere para vermek bizim lalelerimiz ömürlü. Üstelik bu lalelerin birçok konuda avantajlarını yaşıyoruz. Bir, sokakta parklarda adam yatması olasılığı ortadan kaldırılıyor. Çünkü biz de zaten yoksulluğu yenmiş ve yoksulluk projeleri yapmış bir ilçeyiz. Başka yerden gelen adamlar da yatamıyor çünkü birbiriyle birleştirilmesi mümkün değil. Bir de kapatıldığı için temiz kalıyor, kirlenmiyor. Üzerine kötü başka şeylerin olması ve damlaması da engellenmiş oluyor. Kadın, yanında oturan her kimse kendisiyle ilişkilendirilmesine engel olacak şekilde pozisyonunu değiştirebiliyor. 360 derece döndüğü için, yani temiz, konforlu, çantasını açıp, oturup, orada kalıp, daha sonra da gidebileceğini sağlıyor. Hem kadın için elverişli, hem temizlik açısından elverişli. Çok da ekonomik bir yer oturalım, kaplanıyor. Oturalım mı başkanım şimdi? Sizi siyah alayım, ben de beyaz oturayım, Beşiktaş olsun böylece. Bir de yer kaplanıyor. Evet. Bakın durakların önünde var. Kapatıldığımız zaman yoldan geçen adamın hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Çok şey görünümü de olduğu için çok rahat rahat oturabiliyor. Evet, ben diyelim ki ben sizi tanımıyorum, oturuyorsunuz. Ayrı ayrı dönebiliyor. Tabii dönebiliyor. Şeyi değiştirebiliyor. Bir de yatma olayını hiç düşünmemiştim gerçekten. Tabii sokakta yatılması ve banklar üzerinde yatma ayrı bir problem. Emniyet açısından da ayrı bir problem oluşturuyor. Biz zaten avcılarda, örneğin kış oldu, bize sordular sokakta yatan adam var mı? Bizde olmaz. Sokakta mendil satan ya da dinlenen çocuk da olmaz. Biz bunlarla ilgili projelendirmişiz. Bütün desteklerimizi vermişiz. Çocukların hepsini okula başlatmışız. Ondan sonra o sokakta yatan adam nereden geliyorsa adresine gidip evini 365 gün sıcak yemeğine kadar gönderip bütün sosyal problemlerini çözmüşüz. Kimseyi sokakta bırakmadığımız için böyle bir... bırakmadığımız için yatmasında istemiyor. Başka yerden gelen adamların da buraları kullanmasına izin veremeyiz. Çünkü bizde öyle bir manzara yoktur. Dilenen, sokakta yatan ya da sokakta mendil satan çocuk yoktur avcılarda. Bunların problemleri çözülmüştür. Evet, yani biraz sonra net bir şekilde göreceğiz. Mesela biz sizinle birbirimizi tanımıyoruz. Böyle davranıyoruz ve böyle oturuyoruz. Ya da birbirimizi tanıyoruz başkanım. Nasıl dönüyorsunuz. Ve sohbet ediyoruz. Evet, sohbet. Yakın bu şekilde ayarlanabiliyoruz. Bu uygulamanın bütün parklarda olduğunu biraz önce gençler bize aktardı. Öyle mi? Renklerine uygun olarak burası kültür sanat parkı. Burada siyah beyaz bir konsept var. O konsepte uygun. Çocuk parklarında rengarenk lalelerimiz var. Her şeyin kendi doğal rengine. Örneğin bizim burada tören alanımız var. Orada da kırmızı beyaz. Milli takımımızın renkleri, bayrağımızın renkleri var. Çocuk parkında da çocukların takibi bununla 360 derece olduğu için kolay oluyor. Tabii çok kolay oluyor. Yanına oturabiliyor anneler. Bir de yer kaplamıyor. Tabii bir kent parkta. Çok elverişli. O nedenle de her şey bizde çok yönlü faydalanmayı düşünerek yapmıştır. Kadınlar böyledir. Ekonomik düşünürler. Bir yaptıkları şeyin çok işe yaramasını isterler. Özellikle de hem ucuz ve hem de uzun süre kullanabileceği ve ömürlük olmasını isterler. Kulalelerimiz de böyle. Efendim, Marmara'nın tek kadın belediye başkanlığının bir icadını sizlere aktardık. Başka tercihleriniz de olacak mı? Elbette. Bu tercihlerimizi her zaman toplum yararına, kamu yararına düşünerek yapmaktayız. Hep bu yönde kullanacağız tercihlerimizi. Avcılar halkı şunu bilir. Benim hekim ve kadın bir belediye başkanım var. Bir, giderlerini kısar, gelirleri artırır ve kentimi zenginleştirmek için uğraşır. O nedenle de yapmak istediğimiz tam da budur. Çok teşekkür ederim.